Manşete hoş geldiniz. Kıtlık ve yokluğa koşar adım. E, diğer gündem maddelerine geçmeden önce NATO meselesi, iç siyasi meseleler, işte Kılıçdaroğlu acaba Alevi olduğu için mi e, Cumhurbaşkanlığı aday olmasın, e, Sadat meselesi vesaire. E, bütün bu konulara bakacağız ama e, bana göre e, dünyanın en önemli konusu ki ekonomist de e, son kapağında bunu işlemiş, e, kıtlık. Yaklaşıyor diyor. Ee, özellikle e, gıda kaosu, özellikle e, Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerinden e, Batıya doğru veya daha verimli ülkelere doğru veya gıda sıkıntısı yaşanmayan ülkelere doğru ekonomik nedenle göçün arttığını görüyoruz. Eskiden savaşlar veya işte efendim dikta ya yönelen tek adam yönetimleri falan gibi ifade edilirdi ama son dönemde göçün temel nedeni bu. Ekonomistin kapağında buğday başaklarını görüyorsunuz. Uzaktan bakıldığında buğday başağı gibi algılanıyor fakat yaklaştığınızda başakların birer kuru kafa, başak tanelerinin birer kuru kafa olduğunu görüyorsunuz. Son dönemde dünyada sadece Ukrayna Savaşı değil, pandemi artısı eksisi tetikleyen başka nedenler üst üste topladığınızda muazzam bir kıtlık geliyor kapıda. Ülkelerin, şehirlerin, lokal toplulukların veya ailelerin kendi önlemlerini alması icap ediyor. Geçmişte de ben kıtlıklar olmuş ama şu anda Türkiye dünyada Türkiye'yi kastetmiyorum Türkiye elbette çok yoğun etkilenecek. Dünyada en az 1 milyar insanın gıda sıkıntısı yaşandığı, yani beslenemediği ve bu sayının artacağı, bu sayının artmasıyla beraber, beraber bunun göçleri kitlesel gösteri e, tetikleyici üzerinde duruluyor. En önemli konu bu ve pek çok e, meselelerin altında da artık buna bakmak gerekiyor. En önemli konu bu. Hayat pahalılığı, enflasyon kadar bu da önemli. E, bir ürün yoksa yani e, ekmek yoksa yumurta yoksa ne bileyim sebze bulamıyorsanız markette cebinizde para olması da bir şey ifade etmiyor. E, yokluk böyle bir şey. Kıtlık ve ardından yokluk böyle bir şey. Paranızla bile belli ürünlere ulaşamama, beslenememe. Böyle bir şey zor bir konu ve özellikle şu anda dünyanın büyük devletleri ve büyük organizasyonları buna kafa yoruyorlar. Diyelim ve günün bana göre en önemli haberine geçelim. Bloomberg yaptığı haberde son derece enteresan bir iddiayı gündeme getirmiş. Londra piyasalarında ancak bir merkez bankasının satabileceği ölçüde altın satışı yapıldı diyor. Nedir bu diye detaylarına baktığınızda şu ortaya çıkıyor. E, İngiltere Merkez Bankası'nda e, stokta e, 5676 ton külçe altın varmış. Ve bunun e, mühim bir bölümü bir merkez bankası, bir ülkenin merkez bankası tarafından ancak yapılabilecek şekilde satılmış. E, bunun üzerinde bir spekülasyon var. Fakat bu haber yayınlanınca, Akla ister istemez bu Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'dır sorusu geldi. Bunun nedeni de şu. Bilindiği gibi 128 milyar dolar altın meselesinden hatırlayın ki onun esasen 140 milyar dolar olduğu ifade edilmişti. Bunun üzerine artı 10 konuldu Aralık ayında dövizi tutmak için. Ve Aralık ayından bu tarafa daha doğrusu yılbaşından bu tarafa 4-4,5 aylık süre zarfında da 30 milyar dolar e, Satıl satış yapıldığı haliyle Merkez Bankası'ndan veya Türkiye'nin işte rezervlerden neyse sattığı veya borç harç neyse sattığı e, miktarın 180 milyar dolara çıktığı ifade ediliyor. Bu ne için? Bu doları 15.95'te falan tutmak için şu anda. E, en sonda artık bir şeyin kalmadığı ve e, Londra Merkez bankasındaki İngiliz Merkez bankasındaki rezervlerin altın rezervlerinin eritildiği iddiası var. Bu iddiayı eski AKP milletvekili Turhan Çömez dile getirmiş. 450 ton Türk altın rezervi İngiltere'de tutuluyormuş. Bunun 400 tonu satılarak döviz alınmış. Londra'da bu konuşuluyor. Bununla hükümet dövizi frenlemeye çalışıyor diyor. Evet. NS Özkan ise haberin kaynağı Türkiye hükümeti olabilir. Müdahale gelecek intiba yaratılarak. Merkez Bankası'nın satışlarına başkalarının da eşlik etme ihtimalini artırmak... ...yani hepimizi teyakkuza getir, geçirmek istiyor olabilirler demiş. Son derece enteresan. Türkiye'nin altınını, Türkiye'nin yastık altını, Türkiye'nin artık dövizini... ...şunu bunu ne varsa bunu bir şekilde eritiyorlar. Ve e, ekonomiyi, e, dövizi, doları neyse belli bir seviyede tutmak için... ...ve e, yitip giden e, ulusal rezervlerin, milli servetin kaynağı, haddi hesabı yok. Tespit edilen işte 180 milyar dolar civarında belki bunun çok çok daha üzeri var. Yazık. Dünya böyle bir kıtlığa, dünya başta da bahsettiğim gibi bir yokluğa doğru sürüklenirken. Ergün Babahan bence Erdoğan'ın NATO öfkesinin temel nedeni psikolojik kendisine telefon bile açmayan Biden'ın Miçotakis'i yani Yunan Başbakanını Beyaz Saray'da ağırlamasını, Yunan Başbakanının kongreye hitap etmesini kaldıramadı, sinir sistemi bozuldu diyor. %100 katılıyorum. Hürriyette böyle haber olmuş. 42 dakikada 37 kez alkışlandı. Kim? Yunan Başbakanı. Erdoğan değil elbette. Yunan Başbakanı Mitsotakis ABD ziyareti nedeniyle Atina'da bayram havası esiyor diye vermiş Hürriyet. Mitsotakis'in Beyaz Saray'da düzenlenen davete ve kongredeki konuşmasında topladığı alkışlar Yunan Başbakanı'nın ziyaretinin başarılı geçtiği şeklinde yorumlanıyor demiş. İşte bunun için Erdoğan özellikle öfkesi Amerika'ya çünkü NATO'nun sahibini Amerika olarak görüyor herkes gibi ve NATO'ya hayır diyeceğiz. İsveç, Finlandiya terörist ülkelerdir falan diyor. Altında da şunu söylemiş gene bu hürriyetin iç sayfasından Putin'le de Zelenski'yle de bağları koparma niyetim yok. Yani bir şekilde ben bir dış politikada ya şundadır ya bunda bir denge politikası izleyeceğim. Şöyle böyle gerektiğinde kafa tutacağım, gerektiğinde işte efendim veto hakkımı kullanacağım falan neyse bir şekilde bu işi dengede tutarak kendi gemimi yürütmeye çalışacağım mesajı veriyor. Enteresan. Yine e, Hürriyet'in iç sayfasında PKK ile YPG aynı. Kimse aklımızda alay etmesin demiş. Kimse aklınızda alay etmesin ama e, YPG'li güçlerin korumasında ve eskortluğunda peşmerge, e, Türkiye sınırlarını geçerek de Irak'tan Suriye'ye doğru, Türkiye üzerinden, e, ee, o zaman ak, akıllı değil miydiniz? Sizin siz o zaman asker değil miydiniz? Siz o zaman genel kurmay başkanı veya kara kuvvetleri komutanı değil miydiniz? Neydi filan diye soruyor insanlar. Evet işe geldiğinde PYD YPG terör örgütü işe geldiğinde değil işe geldiğinde taşeron işe geldiğinde şöyle işe geldiğinde böyle ama enteresan olan şu cuma namazı çıkışında Erdoğan ee, teröre karşı NATO'nun teröre karşı siyasetlerini biliyorsak, bir güvenli, güvenlik ordu, örgütü örgüt olduğunu biliyorsak böyle bir terör örgütünün alınmasına evet diyemeyiz diyor. Ve İsveç için de Finlandiya için de aynı şeyi düşünüyorum diyerek doğrudan ve direkt İsveç'e de Finlandiya'ya da terör devleti demiş. Yani hani İsveç'te elbette işte Kürt siyasal hareketi ile ilgili olsun, Fethullah Gülen cemaati ile ilgili olsun pek çok ismin bulunduğu ve Türkiye'nin de kimileri için iade talebinde bulunduğu biliniliyor ama bu insanlar oturma izinleriyle kalıyorlar iltica etmişler hatta mühim bir bölümü artık İsveç'ten vatandaşlık almış dolayısıyla Böyle bir iade vesaire falan söz konusu değil. Ayrıca siz ülkenin yarısını zaten terörist ilan etmişsiniz. Kimse sizin e, kimi terörist ilan ettiğinizle veya etmediğinizle ilgilenmiyor. Çünkü olaya tamamen siyasi yönden bakıyorsunuz. Bir de Finlandiya nereden işine girdi, işin içine girdi, nasıl girdi anlamak güç. güç. Çünkü hadi İsveç'te en azından ilişkilendirileceğiniz, ilişkilendireceğiniz bir takım kişiler veya gruplar var. Finlandiya'da bunların hiçbiri yok. Artı Finlandiya ile Türkiye'nin geriye doğru... Herhangi bir bu konuda teması herhangi bir şeyi de olmamış. Ne derler? Alışverişi de olmamış. Herhangi bir talebi de olmamış şeyin Türkiye hükümetinin tuhaf tuhaf olduğu kadar enteresan bir şey. Rudav'dan okuyalım. Reuters geçti. Çavuşoğlu İsviçre Dışişleri Bakanı'na sesini yükseltiyor. Baktığınızda habere. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik e, başvurularının görüşüldüğü Berlin'deki NATO dışişleri bakanları toplantısında Türkiye dışişleri bakanı e, Rojava özel yönetimine destek ver, e, desteğiyle bilinen İsveç dışişleri bakanını feminist politika yürütmekle suçlayıp sesini yükseltmiş. Son derece enteresan e, ve diyor ki e, bir başka NATO diploma, diplomatı e, Berlin'deki bu gergin atmosferi anlatırken. Şu bölüm önemli bizim için diyor tarihi bir andı e, Çavuşoğlu e, bu İsveç e, Dışişleri Bakanı'nın feminist politikasından rahatsız olduğunu söylüyor ve çok fazla dramatize ettiğini söylüyor. Konuları birçok diplomat durumu sakinleştirmek için sessizliği seçti diyor vesaire. Reuters'ın aktardığına göre yine süreci yakından takip eden kaynak Çavuşoğlu'nun Erdoğan'ın zorlamasıyla kamuoyunun, kamuoyunun da sert bir tavır takındığını ancak çok ileri gitmesi halinde yabancı müttefiklerin Türkiye'yi tecrit etme riski bulunduğunu söylemiş. Böyle de ülke, Türkiye kafa tutuyor. Bir önceki yayında söylemiştim çok üst perdeden çok iddialı laflarla ben bu koltukta oturduğum sürece Müslüman iki kere sokulma yani Erdoğan bir delikten iki kere sokulmayız lafını en az dört kere söyledi. AKP grupta gençlerle toplantıda şurada burada. Ya bu kadar da e, yani üst perdeden konuşuluyor. İddialı laflarla büyük laflar ediliyor. Fakat herkes biliyor ki bu laflar yarın öbür gün e, tükürülen yalanıyor. Ayrı bir konu. E, burada da e, İsveç Başbakanı ve Finlandiya Devlet Başkanı'yla görülüyor. E, Joe Biden e, her ikisini de Beyaz Saray'da e, ağırlamış. E, Biden'ın şu lafı da önemli ki bu lafın bu lafın kapsamına Türkiye de giriyor. Bu ülkelerin diyor. Yani İsveç ve Finlandiya'nın başvuru NATO'ya başvuru sürecinde herhangi bir saldırganlıkla karşılaşmaları halinde ABD'nin destek vereceğini söylüyor. Yani Türkiye'nin bu saldırgan tutumu, ve vetocu tutumu, olumsuz tutumu hiçbir işe yaramıyor. Yani şey Erdoğan Biden'dan randevu Alamadığı gibi alamayacağı anlamına da geliyor. Dönelim Türkiye'ye. Hani Türkiye'nin yarısını terörist etti derken bakalım muhalefet ne düşünüyor dediğinizde Ali Babacan hakkında soruşturma olmayan, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen, beraat kararları alanları falan filan iade edeceğiz diyor. Ya arkadaş Türkiye'de e, Türkiye vatandaşlarının 6,5 ila 7,5 milyon bu 2020 rakamlarıydı. 2021-22'nin şu güne kadar olan şeyinde artmış olabilir. 6,5 ila 7,5 milyon arasında insan hakkında soruşturma var. Yani sen hakkında soruşturma olmayan beraat etmiş falan deyince neyi kastediyorsun? Yani e, Türkiye'de yargı yani yeri geliyor Türkiye'de yargı yok Türkiye'de hukuk bitti deniyor yeri geliyor evet KHK'ları iade edeceğiz ama şu 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 Ümit Kıvanç demiş daha ne diyelim bu açıklamanın üzerine utanç verici diyor. Uyduruk iftiralarla hakkında soruşturma açılan, yargılanan, mahkum edilen binlerce kişinin olduğu yerde bunu böyle söylemek en hafifinden ayıptır. Siz hangi soruşturmayı meşru yasal sayıyorsunuz? Daha ne desin yani? Bakın Ömer Faruk Yergerlioğlu bu kaçıncı diye Adalet Bakanı'na sormuş. Adana Ceyhan M tipi kapalı cezaevinde bulunan genç hükümlü YE'ye -E intihar ederek yaşamına son verdi. Hangi birini söyleyeyim? Bu Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tweeti, tweetiydi. Sıtkı Zilan avukat paylaşmış. Urfa'da 7 Müslüman kadın silahlı terör örgütüne mensup olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Hiçbirinin konusu suç olan bir tane eylemi yok. Tüm suçlamalar aynı evde kalmak, görüşmek, beraber gezmek bu konuların fiziki takiple tespit edilmiş olması, HTS kayıtları, yazılmayan suçları mimlenmiş olmaları Bunlar da yazılmayan suçlar. Yani diyor ki bunlar kara listeye girdiği için. Akrabalarının da daha önce benzer suçlamalarla gözaltına alınmış olması ailece kara listede de olmaları. Konusu suç olan fiiller yok ama meşru fiiller terör örgütüne mensubiyete de delil sayılarak 19 Mayıs'a denk getirilerek tutuklandılar. Kimse de sesini çıkartmıyor mahallede. Bilakis işte öyle tweet atıyorlar babacan gibi. Tutuklanan bu Müslüman kadınlardan bir tanesi hamile ve durumu hastane raporuyla sabit olmasına mevzuata ve kamuoyunun bu noktada bu konuda benzer olaylara verdiği tepkiler bilinmesine rağmen tutuklandı. Görüntüleri servis eden Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kendisi ki bu suçtur, ailelerin göz altında çocuklarını görmesine bile izin verilmezken, görüntülerin medyaya servis edilmesi açık hak ve hukuk ihlaldir demiş. Bu da işte evlerinde yapılan aramada servis edilen görüntüler. Defterleri karıştırıyorlar, kütüphanedeki kitapları karıştırıyorlar filan. Ve bunlar işte örgüt unsuru oluyor. Bakın kütüphanedeki kitaplara bakın. Kırmızı kitaplar yanılmıyorsam Risale-i Nur külliyatı. Bediüzzaman zaman Said Nursi'nin. Bolt'tan okuyalım Bolt Medya. Karabük'te serbest bırakılan 9 kız öğrenciden 5'i tutuklandı. Dün serbest bırakıp savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan 6 öğrenciden 5'i savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alıp tutuklandı. 12 Mayıs'tan itibaren Karabük Emniyeti'nde gözaltındalardı. 14 öğrenciden 9'u dün akşam üzeri serbest bırakılıyor. 3'ü tutuklanıp Karabük te Karabük cezamine cezaevine gönderiliyor. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakılan 9 öğrenci savcının itirazıyla tekrar gözaltına alınıyor vesaire. Böyle bir ülke Medyaya bakalım. Memduh Bayraktaroğlu 19 Mayıs korkusuz gazetesindeki köşesinde yazmış. Bir yıl 20 gün hapis cezası yedim. Suçum. Şimdi e, yukarıdaki fotoğrafta diyor. Putin ve Erdoğan siyasi balayı günlerinde dondurma yalıyorlar. Şimdi yazıyı okursunuz ama yazının özeti şu. Erdoğan dondurma yalıyor veya Erdoğan işte dondurmayı yalayarak yedi falan gibi bir ifadesi olmuş ve bu da bir vatandaşın dikkatini çekmiş bir videoda. İşte şeye şikayet etmiş. da şikayet etmiş. Memduh Bayraktaroğlu bana ben diyor ben diyor böyle bir laf hatırlamıyorum. Varsa bile diyor bana o videonun linkini diyor gönderin. Bakayım diyor birlikte. Ona göre diyor savunmamı yapacağım. Linki yok diyorlar. İşte peki diyor siz nereden biliyorsunuz bunu? İşte böyle bir şikayet olmuş. Ya arkadaş böyle bir şikayet olmuşsa bunun bir videosu, bunun bir linki veya yayındaysa neyse bu bu ifadeyi gösteren bir şey lazım ki ben de ona göre savunma vere Ama işte neyi şey yapıyoruz biz? Yani neyi savunuyoruz neyi anlatmaya çalışıyoruz yani çeteye bakar mısınız Cevheri Güven paylaşmış 5 ayrı yerden maaş aldığı ortaya çıkan Enerji Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı aldığı 5 maaştan daha önemli durum şu ki diyor hem bakan yardımcısı hem TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yönetim kurulu üyesi Kardemir Kördök e, da yönetim kurulu başkanı, EPİAŞ'ın da yönetim kurulu üyesi. Bu kurumlardan pek bilinmez ama EPİAŞ Türkiye'nin ciro olarak en büyük şirketi, TPAO da öyle. Yani korkunç bir paranın paranın kontrol noktasında. Kayımlı döneminde HDP'li belediyeleri soran ma, soyan Mardin eski valisi Mustafa Yaman'ın eşi ise Murat Mercan'ın yani Türkiye'nin ABD Büyükelçisinin kız kardeşi. Bunlar hep bir şekilde birbirine bağlı, akraba, eş, dosttan oluşan bir çete çöktüler memleket ediyor böyle bir dönem. Siz ne anlatıyorsunuz? Neydi o? Ali Babacan çok açık şekilde ortaya koydum. Hakkında soruşturma kovuşturma olmayan, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilen, beraat kararları alanları iade edeceğiz. Oldu. O zamana kadar hayatta kalır ve siyasi hayatınıza devam ediyor olursanız. Şanlıurfa. Bir, biri hamile yedi kadın evleri basılarak tutuklandı. Biraz evvel geçirdim. Ve bu kitaplık, bu kitaplıkta yapılan araştırma vesaire Sıtkı Zira'nın tweetlerini getirdim. Bu 11 kadından 7'si tutuklandı ve biri hamile. Evet. Suça konu tek eylem ne biliyor musunuz? Kara listede olmaları işte ailesi, akrabası vesaire. Suça konu bir eylem yok. Sonra erkek çocuğa cinsel istismardan yargılanan imam 15 Temmuz'da selah okudum diye savunma yapıyor. Böyle bir dönem. AKP'nin ömrünü CHP uzatıyor demiş Yeni Yaşam Gazetesi. Bugün dokunulmazlıkların kaldırılmasının yıl dönümü CHP'nin desteği AKP'ye can suyu oldu. Çok güzel bir manşet atmış Yeni Yaşam AKP'nin ömrünü CHP uzatıyor diye. Yani 10 sene önceki, 12 sene önceki, 14 sene önceki kimi ilişkileri, kimi yargı, siyaset vesaire, medya köprülerini filan eleştiriyorsunuz ya böyle. Ağzınızı doldura doldura. Ya arkadaş 10 yıldır AKP 10 yıl önce bahsettiğiniz köprüleri attı. Peki 10 yıldır ne oluyor? 10 yıldır bu iktidarın ömrünü uzatan ne? Ve 10 yıldır aynı e, minval üzere e, politika üretiyorsunuz. O kadar ki işte Sadat'ın başındaki adam da çıkıyor. İşte diyor... Ee, bu Suriye'ye giden e, tırlar meselesi tamamen bir cemaat organizasyonudur. Onlar doldurdu, onlar Sedat Peker'e servis etti, onlar Sedat Peker'le ilişkili. Peki on, yani bir şunu söylemiyor. Onlar bu tır, tırları durdurdu ve o, bu tırlara baskın yaptı. Böyle akla ziyan hikayeleri anlatıyorlar e, muhalif kanallarda. Sözüm ona, muhalifimsi diyelim muhalif görünümlü kanallarda karşılarındaki ekipten de bir kişi ya bir dakika kardeşim demiyor bir kontr soru sormuyor. Onun için Yeni Yaşam'ın manşeti güzel. AKP'nin ömrünü uzatan bu. Yani bahsettiğiniz ortaklık, bahsettiğiniz ilişkiler her neyse. 2012'den beri yok. 2012'den beri yok bu ilişkiler. 10 senedir ne peki? 10 senedir onu orada tutan ne? Ekmek, ekmek için ekmel ettin. Tabi Sadat'ta bir tutuşma hali var. Twitter'dan 19 Mayıs'ı kutlamışlar filan falan milli mücadeleyi başlatan Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anlıyoruz falan bir tutuşma hali var. Şu anda buruşturulup atıldığı, kullanılıp atıldığı, Erdoğan tarafından satıldığı bir önceki yayında anlatmıştım. Sırada ne var? Bunu merakla takip ediyoruz ama Sadat'ın deşifre olması ülke içinde bir kısım e, Erdoğan'la ortaklık yapmış, Erdoğan'la birliktelik yapmış ve hala amaçlarını tam olarak gerçekleştirmemiş ekibi de tedirgin etmiş görünüyor. Geçelim iç siyasete. Ahmet Şık Kılıçdaroğlu'nun alevi olması dolayısıyla Erdoğan karşısında güçlü bir aday değil demişti Medyaskop yayınında Ruşen Çakır'a. Ee, bunun için eleştirmeyin diyor Ömer Murat. Sanki burası Almanya. Orada başbakan biliyorsunuz muhalefet lideri falan dinden mezhepten derse falan dinden mezhepten derse koltuğunu kaybeder. Bizde ne oldu diyor. Kesinlikle öyle. Avrupa'yla kıyaslamamak lazım. Avrupa'da bisiklete binen bakanlarla ...birazdan ona başka yönlendi atıfta bulunacağım... ...ne bileyim promosyon biletiyle... ...veya biletin promosyonuyla özel bir gezi aldı... ...veya tatile gitti falan diye... ...ya da resmi gezide yanına... ...ilgisi olmadığı halde eşini de götürdü falan diye... ...istifa edenler... ...kamuoyuna hesap veren siyasiler var... ...Türkiye pek öyle değil... ...bir başka örnekte de... ...bir başka kadın... ...yazar, programcı... ...ismini hatırlayamadım şu anda... ...Kennedy... Amerikan başkanları hep ortodoks gelerekten gelirdi. Kennedy katolik olduğu halde ve hakkında bu kadar ele farklı mezhepten olması... ...hakkında bu kadar eleştiriye rağmen seçildi vesaire demişti. Bu konu çok onunla da alakalı değil. Bakın iktidar muhalefet dört bir yandan bastırıyor. Ümit Özdağ Mansur yavaş aday göstererek yıpratmıştı. Şimdi de Ekrem İmamoğlu'na çakmış. İşte diyor ki Atatürk yüzüne bakar mı senin falan e, neymiş e, işte Pontus meselesi bilmem ne İmamoğlu'nun, şehrin neyse konser verdirdiği e, şeylere takmış. Yani bun, bunlara niye konser veriyorsun falan bu. Yani tuhaf. Herkes biriyle bir iş yaparken bilmem ne yaparken geriye doğru siciline bakacak. En ufak bir kıymık varsa aman falan bundan uzak duracak. Ayrıca Atatürk yüzüne bakar mı senin? E, hiç eleştirmeyin İslamcıları, dincileri şunu bunu vesaire. Iıı e, yani Atatürk'ün kimsenin yüzüne bakacak hali yok şu anda ve Atatürk yüzüne bakar mı Atatürk'ün karşısına ne hakla çıkıyorsun vesaire falan. E, bu konuda tarihe mal olmuş kişileri, kişileri, kişilikleri. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kurucusu dahi olsa bulunduğu yerden böyle peygamberlik falan mertebesine çıkarmamak, e, yüceltmemek esas olmalı. Bütün tarihi kişilikleri kendi e, çerçevesinde, kendi artıları eksileriyle değerlendirmemiz lazım. Sen öyle dersen öbürü de başka türlü söyler. O arada Cahit Özkan istifa etmiş, görevden, görevden affını istemiş. İsmail Saymaz'ın paylaştığı kulis işte Merkez Yürütme Kurulu toplantısında sertçe uyarılmış filan falan Ya Cahit Özkan kim ki? Bakın ben size bir şey söyleyeyim televizyonda program yaptığım yıllardan. Kanal Türk'te Merkez Siyaset programını yaptım yaklaşık 7 sene. Salı geceleri 23.30-23.45'te yayınlanırdı. Oraya konuk olarak e, o günkü gündem neyse o gündemin iki tarafından da insanlar davet ederdik. Düzenli sürekli yorumcuları da var, yorumcuları da vardı programın. Ayrı bir konu. E, bir kere Cahit, Cahit Özkan'ı çağırdığımı hatırla, hatırlıyorum. O zaman e, iktidar destekçisiydi ama e, avukattı e, veya işte bir baroya bağlı avukatlık yapıyordu Anadolu'da. Bilemiyorum. E, baktım yani sığ yani fikirleri ve Enteresan bir şekilde diğer konukları dinleyip acaba ben o konunun söylediği şöyle bir lafa nasıl bir laf çakayım buradan nasıl bir polemik polemik çıkarayım falan gibi programı bulandırma amacı hissettim yani bir daha da davet etmedim böyle bir tiptir yani şeye göre rüzgar nereden esiyorsa ona göre şey yapan bir tip bunları çok ciddi almaya gerek yok bunlara böyle fotoğrafını koyup at hırsızı falan gibi demeye de gerek yok o atlara hakaret olur. E, diyelim. E, Bilgehan Özpek enteresan bir şey söylemiş Cahit Özkan'ın e, istifa e, metni üzerine. Birleşik Arap Emirlikleri öyle bir diz çökmüş ki iktidar partisinin iç işlerine müdahale ediyor ve kimin hangi görevde kalacağına karar veriyor demiş. Evet e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne diz çöktürdük demişti Cahit Özkan. Ama kimin kime diz çöktürdüğü de görülmüş oldu. Günün en önemli manşeti Karar Gazetesi'nde apronda her şey var uçak yok manşetiydi. Öyle ki. 2021-2022'de Balıkesir, Uşak, Gökçeada, Kocaeli havalimanlarına uçan yok. Ama orada bir sürü personel var ve belki de işte uçuş garantili e, projelerden dolayı veya yolcu garantili projelerden dolayı birileri abat ediyor. Uçak uçuş demişken belki pistler kalacak dedi ya bunun üzerinde e, mavra koparılıyor. İşte tek adam yönetiminde ve iş bilmeyen tek adam yönetimlerinde böyle oluyor. Hiçbir şeyin daha fizibilitesi yapılmış yapılmamış ne olacağı belli değil. 2019 yılında kapatıldı Atatürk Havalimanı. 3 yıl geçti 3 yıl sonra hala Cumhurbaşkanı bile konuşurken Belki pisler kalacak ihtimal falan filan diyor. Hala bilmiyorlar. Hala oranın bir etüdünü şunu bunu da çıkartmamışlar. Ayrıca e, deniyor ki işte efendim kamuoyundan gelen tepkiler üzerine filan. Ya geçin. Basıp geçerler. E, kamuoyundan gelen tepkileri ne zaman dinlediler? AKM yıktılar. Yeni bir kültür merkezi yaptılar vesaire. Eğer tepkilere kulak verselerdi başka türlü olurdu. Burada başka bir hikaye var. E, şu anda henüz bölgeyi nasıl değerlendireceklerini veya nasıl oradan bir oradan rant kapılar açacaklarını bilemiyorlar. Öyle söyleyip geçelim. Ayrıca o pistleri farklı bir biçimde değerlendirmeyi de düşünüyor olabilirler. Yani bir pist açık zaten. Oradan uçuş yapılıyor vesaire. Bunun arkası da gelebilir. Türkiye'de tabi her şey zıvanadan çıkınca Bolu'nun e, sığınmacı düşmanı e, belediye başkanı Tan Tanju Özcan Arapça ilanla e, istilacıların anlayacağı dinden, dinden dilden yazdık diyor. Artık istenmiyorsunuz. Dönün ülkenize vs. Bu apacık nefret suçu uluslararası sözleşmelere vesaire ters. Dediğim gibi e, faturanın iktidar boyutu var, faturanın e, İçişleri Bakanlığı boyutu var. Faturanın Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin askeri politikaları, Suriye, Irak politikaları boyutu var. Elbette bu tezkerelere evet diyen muhalefet boyutu da var. Hepsi var, 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 var ve sonuçta tabii olay e, şeye e, patlamış durumda. E, mültecilere e, patlamış durumda. Daha sonra işte efendim bu ilanlar kaldırılmış falan filan ama iş işten geçti. İlanı astı bir kere. Orada eski Almanya Başbakanı nın Schroeder Rusya'yla birlikte iş tutması iyice artık aşikar olunca bu Ukrayna savaşından sonra da ofis ve personel hakkı elinden alınıyormuş. 2021'de Federal Meclis'teki bürosuna devletin kasasından ödenen miktar 419.000 euroymuş. Evet. Şimdi bununla bitirelim. Evet Batı'da burada Schroeder, Schroeder eski e, Almanya Başbakanı sosyal demokrat bu arada. Eee şunu da söyleyelim. Biraz önce atıfta bulundum. İşte Avrupa'da bakanlar Avrupa'da bakanların ve Avrupa'da siyasetçilerin bisikletle e, bakanlığa gelip gitmesi e, ne bileyim promosyon biletinden dolayı koltuklarını devretmek zorunda kalması. Haklarında en ufak bir iddia bile olsa hemen istifa edip haklarını soruşturma komisyonlarında veya yargıda aramaları hatta ondan sonra da artık bir daha eski görevlerine dönmemeleri falan aklanmış olsalar falan gibi gelenekler var. Güzel gelenekler bunlar. Fakat bu, bunlar bir görüntü ve bunlar çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani burada e, insanlar e, siyasetin, bakanlığın şunun bunun bir görev olduğunu bilincindeler ve insanların içinde yaşıyorlar bunlar zaten. Parka, bahçeye gidiyorlar, ne bileyim alışverişe çıkıyorlar. Evet bisikletiyle dolaşıyor, evet zaten lüks harcamalardan kaçınıyor, evet kamu kaynaklarını bir biçimde amacı dışında kullandığında bunu bununla ilgili kamuya da hesap veriyor. Bütün bunların hepsi belki bizim gibi Orta Doğu toplumlarında veya Orta Doğu toplumlarından çıkmış insanlar açısından hayret verici gelebilir ve alkışlanabilir. Fakat bu burada normal. Anormal olan bu. Yani bisikletle gitse, mütevazi bir işine bisikletle gitse, mütevazi bir apartman dairesinde otursa, mütevazi bir otomobili olsa dahi kişilerin kurduğu bu tarz ilişkiler işte büyük bir sıkıntıya yol açabiliyor ve Schroeder'in de başbakanlıktan eski başbakan olmasından kaynaklı bir takım ödenekleri şunları, bunları budanmış ve şu anda ülkesinde yavaş yavaş istenmeyen adam olmaya doğru gidiyor. Evet, düz sıradan bir apartman dairesinde oturabilirsiniz, orta halli bir otomobile biniyor olabilirsiniz, son derece mütevazi bir yaşam sürüyor olabilirsiniz. Bunlar bir görüntüdür sadece ama onun dışında öbür tarafta devletlerle tuttuğunuz ilişki akçeli ilişkiler, ne amaçlı olduğu, nereye gittiği ve bu konuda bir ulusal yarar olup olmadığı bütün bunların hepsi de önemlidir. Schroeder'in başını da yakan bu oldu son dönemde. Bir kulisle bitirelim. Kısa Dalga'da Mahmut Haydın imzasıyla yayımlanmış. Muhalefet Temmuz ayında yapılacak emekli ve memur maaşlarına zamlardan sonra Kasım'da bir erken seçime gidebileceğini düşün, düşünüyor diyor. Erken seçim beklentisi yükseldi derken iki bakanlık hariç Kabinenin tamamı değişecek demiş. O iki bakan da İçişleri ve Adalet Bakanları'ymış. Yani Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ dışında kabinenin tamamı değişecek kehanetinde bulunmuş kısa dalgadan Mahmut Aydın. iktidar kulislerine göre Fahrettin Hoca, Koca başta olmak üzere Sağlık Bakanı çok sayıda bakan affını istemişler. Evet. Vesaire. Bu son kulisle erken seçim beklentisi yükseldi. İki bakan haricinde herkes affını istiyor. Yerlerini koruyacak bakanlar Süleyman Soylu ve Bekir Bozda Mahmut Aydın'ın kulis haberiyle bugünkü ve evet bu haftaki manşeti tamamlayalım efendim. Herkese iyi hafta sonları bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.